Korgün Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız hocam? Amerika'dan sizi ağırlıyoruz bugün. Çok teşekkür ederim. Bayağı uğraştık bu buluşmayı gerçekleştirmek için ama çok teşekkür ederim <laughs> nazik davetiniz için. Hocam ben teşekkür ederim. E, bir, tabii böyle izleyiciler için çok kısaca özetleyeyim. E, Profesör Doktor Korgün Koralla beraberiz bugün. Korgün Hoca ile biz Twitter'dan tanıştık e, ve uzun zamandır da yazışıyoruz. Ve Korgün Hoca'nın okuduğu kitap çeşitliliği inanılmaz. Halbuki kendi mesleği hekimlik. Kendisi Amerika'da, Texas'ta, Dallas'ta bir hastanede bölüm başkanı. Türkiye'ye de zaman zaman konferanslar için geliyor. Yine üç günlük geldiği bir dönemde kendisini yakalamış olduk. Uzun süredir George Orwell ve Arthur Kostler üzerine yazışıyoruz Korgün Hoca ile. Bana bazen Amerika'dan çok güzel kitaplar da yolluyor. Freud'dan tutun da işte Orwell'a kadar aklınıza gelebilecek her konuda... E, kitap paylaşımı da yapıyor benimle. E, aramızda bence çok güzel bir dostluk oluştu. E, çok memnun oluyorum Korgün Hoca'nın mesajlarını görünce hemen yanıt yazmak istiyorum. İşte ben yanıt yazdığımda korgun Hoca hemen yanıt veriyor. Böyle bir aramızdaki entelektüel sohbeti... bir programa da taşımak istedik. Bugün George Orwell üzerine konuşacağız. George Orwell'ın hayatı üzerine birazcık konuşacağız ama asıl bu programda İspanya İç Savaşı'nda Orwell'ın rolü, savaşa bakışı, savaşın Orwell üzerindeki rolü üzerine konuşacağız. Korgun hocam, nasıl başlamak istersiniz? Orwell'ın hayatıyla mı yoksa Orwell'la sizin tanışmanız üzerine mi? İkincisiyle başlayalım Yalım Bey. Ondan önce çok kısaca nazik sözleriniz için teşekkür etmek isterim size. Ben teşekkür bu ederim sizin adını koyduğunuz dostluktan ben çok karlı çıkıyorum. Aşkı ilişkiyi olsun. değerlendirirseniz. Eksik olmayın. Sanıyorum şöyle bir düzeltme ama yapmam gerekecek. Benim okuduğum kitaplar aslında çok çeşitli değil. Sadece küçük bir alanda daha yoğun okumaya çalışıyorum. Büyük şansım şu oldu, sizin de sizin alanınız çok daha geniş ama kesişen noktalarda ortak okuduğumuz kitaplar var. Biraz da aslında oradan Orwell'a bağlayabiliriz. Benim tanışmam, Orwell'le tanışmam aslında çok önce oldu. öyle tabii ki büyürken duymuştuk ama okumamıştım kitabı ama kitabın içeriğinden haberim vardı. Daha sonra sanıyorum 15 yıl olmuştur. In Europe diye bir kitap okuyordum. Gert Mack diye bir Hollandalı gazetecinin yazdığı bir gezi kitabı bu. 2000 yılı civarında tam milenyum değişirken Avrupa'daki şehirleri gezerek o şehirlerde en çok kendisini etkileyen ve tarihi değiştiren olayları derlediği çok güzel bir kitap. Herkese de tavsiye ederim kitabı. Barcelona bölümü Orwell'in kitabının bir bölümünün açılışıyla açılıyor. Onda Orwell cephedeki ihtiyaç duyduğu ya da önemli bulduğu şeyleri listeliyor. O etkilemişti beni. Kitabı zaten okumamı sağlayan da o oldu. Gert Mack'ın kitabındaki İspanya İç Savaşı'nın, benim çok az bildiğim bir konuydu, tanıtılması oldu. O kitapla ilgili bir şey daha söylüyorum. O kitaptan çok fazla etkileyen şey oldu Biliyorum bir tanesi de İrlanda problemi. Onunla ilgili de bir, yine madem kitaplardan konuşuyoruz, benim sevdiğim kitaplardan biri. Sanıyorum 3-4 yıl önce çok Amerika'da ödül kazanan bir kitap oldu. Say Nothing diye bir kitap. Patrick Keefe'in bir kitabı. Tekrar dönecek olursak sizinle belki bu konuyu e, konuşmamızı sağlayan şey de sizin kitabı yakın nispeten yakın zamanda okumuş olmanız Doğru, oldu. Evet. Beni, çok heyecan, evet. beni çok heyecanlandırdı o. Sonra bu proje için hazırlanırken tekrar hızlıca okudum kitabı bir kere daha. O kitaptan benim aklımda kalan şey şuydu. Tekrar başa döneceğim Orwell oraya nasıl gitti konuşacağız muhakkak ama. O kitabın adı geçtiği zaman her zaman benim söylediğim arkadaşlarımla paylaştığım şey şuydu. Orwell bir entelektüel bir yazar aslında derinliği de olan birisi. Fakat cephede şöyle bir şey yaşıyor. Bir çatışma sırasında bir İspanyol karşı taraftan royalist, kendi tanımıyla faşist bir askeri öldürmek için büyük bir çaba sarf ediyor. Ben onu hiç anlayamamıştım. Bu insan kalemle para kazanan, insan nasıl elinde süngüyle, süngüsüyle kovalıyor, şey değil ateşle de etmiyor bir e, İspanyol köylüsünü muhtemelen daha önce askerlik etmiş olan birisini öldürmek için büyük bir aşkla şevkle nasıl koşar diye düşünmüştüm. Daha sonra kitabı tekrar okurken kaçırdığı bazı şeyleri hatırladım. O sırada şunu anlatıyor Orwell. E, diyor ki bu kovalamaca sırasında kolejde okurken kolejde değil de e, Eton kolejinde çok Eton. elit bir okulda okumuş Orwell. O okulda boks öğretmeninin Çanakkale Savaşı sırasında bir Türk askerini öldürürken yaptığı manevraları hatırladığını söylüyor. O unutmuşum ben. Her neyse sonuçta Orwell kendi ifadesiyle kitapta yazdığı gibi en azından bir faşist öldürmek için Panya'ya gidiyor. Planında herkes bir düşman öldürürse bu savaş kazanılır ve kendi davası kaybedilmemiş olur. Sonuçta Orwell'i tekrar düşünmeye başlayışımı herhalde böyle böyle özetleyebiliriz çok kritik bir şey söylediniz. Benim de kafamı orası karıştırıyor bazen. Şimdi biz entelektüellerin genellikle bedenleriyle çok yaşamadıklarını görüyoruz. Beden askıya alınmış gibidir entelektüel zihinlerde. Sokağa inip gösteri yapmaktan kaçınır, savaşa katılmaktan kaçınır. Belki bedenen şehrin içinde dolanmaktan da kaçınır. Sosyalleşmekten daha geride durur ve zihni olarak genişlemeye devam eder. Yazı, çizi, düşünce onun dünyası sınırlı bir kalabalık içinde veya sınırlı bir azlık içinde zihni olarak devam eder. Orwell sahaya inen bir entelektüel. Mesela Paris'te ve Londra'da parasız geçirdiği dönemi anlatan bir kitabı var ki... Jack London'ın doğu yakasına benzetiyorum. Biz kendi aramızdaki konuşmalarda da Çok konuşmuştuk doğru. bunu. Fakat Jack London Orwell seviyesinde bir entelektüel değil. Yani Orwell'ın okuduğu okullara da sahip değil. Ayrıca onun sahip olduğu zihinsel... Derinliğe de sahip değil. Jack London'ın başka bir derinliği var. Orwell'ın daha entelektüel bir derinliği. Ama Orwell aynı Lord Byron gibi savaşa da inebilen, bedeniyle bu meselenin peşinde koşturabilen, düşüncesini eylemiyle tamamen destekleyebilen bilen birisi. Ve bu sizin de çok ilginç bir olay olarak bahsettiğiniz gibi cinayete kadar gidiyor. Ve bir düşüncesi uğrunda bir İspanyol köylüsünü politik olarak bir nitelemeye oturtuyor. Sizin dediğiniz gibi işte royalist, ona göre faşist. Çünkü her, hepimiz konumlandığımız yere göre tanım yapıyoruz ve bu kişiyi eksiltmek için onu artık dünyadaki bir insan olarak görmeyi bırakıp bir düşman olarak görüp eksiltmek için bedenen risk alıyor ki zaten aslında sonunda da Orwell da vuruluyor. Hem de boğazından çok evet, riskli evet. bir yara alıyor. Bu Kartezyen felsefeden beri zihin ve beden arasındaki kopmuşluğu veya bilinçli olarak bu ikisinin ayrılmışlığını, Descartes'le beraber ikisinin ayrı töz olarak tutulduğunu ve bunun etkili olduğunu biliyoruz. Orwell burada bir bütünleştirme hareketi yaratıyor. Siz bunu neye bağlıyorsunuz Korgun Hocam? Ya da şöyle diyelim, böyle bir şey olması Orwell'a bir avantaj mı, dezavantaj mı sağlıyor? Tabii bunun cevabını çok felsefi olarak veremem fakat Orwell'in hayatını okurken ipuçları var. Geldiği yerde. Demin biraz söz ettim size, Eton gibi çok İngiltere'nin, Büyük Britanya'nın elitlerinin okuduğu ve devlet mekanizmasında çok üst düzeye yükselen insanların mezun olduğu bir okulda okuyor. Fakat orada burslu okuyor. Aslında o elit sınıfa ait değil Orwell. Onu sonra kitaplarında çok güzel anlatıyor. Hatta çok eğlenceli bir tanımı var kendisiyle ilgili olarak. Alt, orta, üst sınıf olarak tanımlıyor kendisini. İngilizcesi de komik aslında yani lower upper middle class diye söylüyor kendisini. Ben benim ilk duyduğumda çok anlamamıştım dediğini. Sonra bunun aslında bir gelir düzeyini tarif ettiğini açıklıyor. Şuradan şuraya kadar para kazanırsanız üst orta sınıf olursunuz. Onun da alt bölümde olduğunuz zaman alt orta üst sınıf olursunuz diye. Aslında Orwell orada ama onun da altına yakın bir yerde. Bu bedeniyle bu işe girmesi aslında bir istisna değil o dönemde. Onun gibi İspanya İç Savaşı davasına, fiziksel olarak katılan çok insan var. Hatta entelektüellerden de. Entelektüellerden tabii tabii ha. entelektüellerden. Evet yazarlardan, entelektüellerden bir şekilde ya en azından gazeteci, gözlemci olarak ama bir kısmı gerçekten savaşmak için bu davaya katılıyorlar. Ernest Hemingway bu insanlardan bir tanesi. Savaş, savaşa aktif katılanlardan biri. Orwell'in başka arkadaşları da var. Belki biraz sonra konuşuruz. Köstler savaşmak için değil ama çok yakında olmak için oraya gidiyor. Orwell'in bu kararı vermesi belki biraz daha kolay çünkü Orwell silahlara ve aslında fiziksel şiddete çok uzak birisi değil. Çünkü yine sınıfıyla belki biraz uyumsuz olarak paraya ihtiyacı olduğu için Ethan'ı bitirdikten hemen sonra daha çocuk yaşta 19 yaşında Burma'ya gidiyor. İngiliz kolonyal polisi olarak nasıl çeviririz onu sömürge polisi olarak. Ve orada uzun süre kalıyor. Hayatının belki de en uzun süre para kazandığı, düzenli para kazandığı işi orada Or Orwell'in. Orada beş buçuk yıl kadar kalıyor ve çok şiddetle uyguluyor açıkçası. Şiddete yakın da oluyor. Hatta Orwell'in diğer yazılarını okursanız orada daha fazla ayrıntı var. Nelerle tanık olduğu nelere de yaptığıyla ilgili olarak. İlk romanda zaten orada yaşadıklarıyla ilgili Burma günleri. O yüzden çok sürpriz gelmedi bana Orwell'in. İspanya'ya gitmesi, bu mücadele katında sürpriz olan şey şu, evlendikten çok kısa zaman sonra gidiyor. Birkaç ay sonra yaptığı işleri bırakıp, savaşın 6. ayında ya da 7. 7 ayında, kışın Aralık ayında ilk artık cepheden yazmaya başlıyor cephede yaşadıklarını. Evet, hatta aslında bir köy evine taşınıyorlar. Sakin bir yaşamada başlangıç var. Üstelik ev çok böyle harabe, eşi tam emin olamıyor yani bu evi mi tutacağız gerçekten? Hatta şöyle bir diyalog geçiyor aralarında. Eşi diyor ki ya siyaseten ne kadar kötümsersen hayatla ilişkili de o kadar optimistsin. Yani bu evin adam edilebileceğine dair. <laughs> Ama başarıyor da hakikaten ve Çok... bunu başarır başarmaz da savaşa gidiyor. İlginç birisi. Yani e, sakinlikler ve kargaşalar peş peşe Orwell'un hayatında. Dediğiniz gibi hatta zaten aslında sömürge topraklarında doğup sonradan 4-5 yaşındayken Çok buraya gidiyor. Çok e, bu polislik meselesi de öyle beni de şaşırtmıştı. Çünkü o kadar nitelikli bir okuldan sonra e, sömürge polisliğini seçmesini kimse beklemiyor aslında. Bir şaşırtıcı bir eylem. Peki Korgun Hocam şu beni yine merak ettiren bir konu. İspanya İç Savaşı. İspanya İç Savaşı Türkiye'de o kadar popüler bir konu değil. Fakat Avrupa tarihi ve dolayısıyla dünya tarihi için çok kilit bir savaş. Çok. Çünkü 2. Dünya Savaşı'nın aslında ilk gösterimi, ön gösterimi. Ve o savaşın sonucuna göre İkinci Dünya Savaşı'nın nasıl biçimleneceği ya da olup olmayacağı kesinleşecek. Ve cumhuriyetçilerle faşistler arasında bir mücadele olarak sunulmakla beraber bu savaş, Orwell'da tabii bu düşünceyle gitmekle beraber oraya gittiğinde meselenin cepheyle yansıyan arasında dehşet bir fark içerdiğini görüyor. Ve o zaman diyor ki yani burada olup bitenlerle ...gazetelerin, medyanın dünyaya dağıttığı veri arasında, veri ve yorum arasında bir uçurum var. 1984 buradaki deneyimlerin üzerine inşa edilecek. Çünkü hakikaten tam olanların neredeyse aksi yansıyor e, Avrupa'ya. Ve öyle ayrıntılar söylüyor ki bize, şimdi şöyle de diyebiliriz. Cumhuriyetçiler iktidardayken bir Franco aracılığıyla darbe var. Bu arada Franco da ilk tercih değil. İlk kişi bir uçak kazasında ölünce tabii. birkaç kişi aday olarak öne çıkıyor. Franco bunlardan bir tanesi. Afrika'daki deneyimleri var Afrika ordusunun başında ve bir taraf yeni oluşumu cumhuriyete karşıymış gibi sunuyor. Bunun tabi doğruluk payı var. Fakat kendini cumhuriyetçi olarak sunan kesim de kendi içinde çok parçalı. Bir kısmı komünist, bir kısmı sosyalist, bir kısmı leninist. Bir kısmı troçkist zaten sonradan birbirlerine düşecekler. Bir Tabii. iç savaş içinde bir taraf kendi içinde tekrar iç savaşa giriyor. Süreyel bir durum. Ve dışarıdaki yankısı... Faşist ülkeler... Faşist tarafa yardım ederlerken... Demokrat ülkeler yani Almanya ve İtalya'yı kastediyorum. Franco ile irtibatta olacaklar. Hatta işte en bildiğimiz yaygın bilinen felaket... Gernika, Gernika. felaketi... Fakat Fransa ile İngiltere Cumhuriyetçi cepheyi demokrattan çok komünist tehlike olarak algıladığı için onlara yardım etmeyecek. Böylece bir asimetri oluşacak. Fakat bu durumda 2. Dünya Savaşı için faşistleri cesaretlendirecek. Yani 2. Dünya Savaşı'nın ön gösterimi faşistlerin bu savaşı başlatabilmesi için karşı tarafın gerekli cürete sahip olmamasından cesaret alarak mümkün kılacak bu durumu. Ve Orwell bunun içine girdiğinde birazcık olayları algılamaya başlıyor. Çünkü kendi girdiği grup bir bütün olarak düşünüyor orayı. Yani kendi cephesini. Bir de bakıyor ki başka birisi için başvurmuşken aslında işçi partisi için başvuruyor. Bir bakıyor ki POUM'a girmiş ve ikisi arasındaki farkları henüz bilmiyor. Zaten dış dünya hiç bilmiyor. Orwell bunları zamanla öğrenecek. Fakat gazeteleri okuyunca diyecek ki yapılanların tam aksini söylüyorlar. Mesela hiç savaş olmayan bir yerde savaş var gibi görünüyor. Tabii, tabii. Savaşın çok yoğun olduğu bir yerde hiç savaş yok. Savaşın yoğun olduğu yerde savaş var diyorlarsa motivasyonlar tamamen farklı. Hiç yazıldığı gibi değil. Böylece şunu fark ediyor Orwell. Böyle bir yönlendirme bilinçli olarak yapılabilir. Yapılırsa insanların zihinleri olup bitenlerin gerçeğiyle değil, onların sunulduğu versiyonuyla daha kolay manipüle edilebilir. Yani reaksiyon olarak olayların gerçekleşmesine reaksiyon olarak duyduğumuz hissiyat ve düşünce tersten kurgulanabilir. Biz önce reaksiyon oluşturup ondan sonra gerçekliği dizayn edebiliriz. Bunu fark ediyor ve 1984'ü bunun üzerine inşa ediyor. Bize o İspanya İç Savaşı'ndaki gerçeklikle medya sunumu arasındaki o büyük ayrım üzerine bir birkaç örnek verebilir misiniz? Tabii ki. Yalın Bey, öyle güzel açıkladınız ki benim söylemeyi belki unuttuğum ya da eksik bırakacağım pek çok şey söylediniz. Birkaç şey ben de nasıl anladığımı söyleyince. Dediğiniz çok doğru. Çünkü 1936 çok kritik bir yıl aslında. Darbenin olduğu sene Avrupa'da bir savaş bekleniyor. Ama onun yanı sıra Sovyetler Birliği'nde olan şeyler de var. Sovyetler Birliği'nde bu show trial, gösteri trial'ı, gösteri duruşmaları, davaları denen sürecin başladığı sene 1936-1938'e kadar devam ediyor. Ve bu Sovyetler Birliği'nin e, dış politikasını aslında çok etkileyen bir şey. Turoçki o dediğiniz gibi sürgüne gönderilmiş. Hatta Türkiye günleri de vardı. O da çok enteresandır. Doğru, Umarım bir gün bir, 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 birisi bakar, akademik olarak bakar Troşkinin Türkiye'de neler yaşadığı ilgili olarak. O dönemde Stalin'in gözünde en büyük tehdit Troçki. ve Turoçki'ni öyle görüyor yani. Troçkin'in bir organizasyona sahip olduğunu ve organizasyonun yok edilmesi gerektiğini düşünüyor. Demin dediğiniz gibi Orwell'in katıldığı çok bilinçli olmadan katıldığını biraz söylüyor ama o çok doğru değil aslında. Çünkü Orwell'in o dönemde eşinin de dahil olduğu grup daha çok Uluslararası İşçi Partisi isimli bir organizasyon. Hmm. E, İngiltere'de e, onların liderliğine yakınlar. O da e, ideolojik olarak Troçkistlere yakın bir grup. Muhtemelen öyle bir bağlantıyla zaten ilk olarak e, Poğum'a yaklaşıyor. Fakat daha sonra göreceğiz bu kadar dediğiniz gibi e, tasfiyelere, kavga gürültüye rağmen İspanya günlerinin sonunda dahi daha çok aksiyonun içinde olmak için Stalinistlere yaklaşma çabası içinde oluyor. Kitabı daha sonra tekrar okuyunca ve biraz daha başka bilgilerle destekleyince gördüm. İspanya Savaşı pek çok şeyin provası. Hem savaşın provası hem de e, Stalin'in tasfiyesinin hem Sovyetler Birliği'nin hem dışarıdaki e, muhaliflerin tasfiyesinin bir provası. Çünkü Royalistlerin öldürdüğü kadar neredeyse e, Stalinistlerin de bayağı bir Proçkistleri tasfiye ettiği bir süreç oluyor o iki senelik süreç. Bunu da çok güzel söylediğiniz İtalya ve Almanya'nın yaptıklarıyla yani kendi ideolojik yakınlık bulduğu gruba verdikleri destekle diğer yine, demokrasi cephesi diyelimnin vermediği destek, çok ilginç bir karşılık oluşturuyor. Ama örneğin İngiltere, sonra Fransa'dan da hemen kısaca bahsedeceğim, sonra da sorunuza döneceğim Orwell bu işleri niye bu kadar kafaya takıyor diye. İngiltere'de aslında o zaman hükümet şey olarak tamam diyor yani bir darbe oldu. Biz tabii ki Cumhuriyetçileri desteklemiyoruz. Fakat hükümeti o sırada oluşturan insanların çoğu aslında ideolojik olarak şey daha yakın. Franco tarafına daha yakın. Ve o yüzden kısa bir süre sonra bir müdahalecisizlik Türkçe İslamcı olacak, non interventionism hmm. e, gibi bir politika bilimseniyor ve biz kimseye yardım etmeyeceğiz deniyor. Yani ne Cumhuriyetçilere yardım edeceğiz, ne Franco'ya yardım edeceğiz. Tamam, güzel. Fakat Franco tarafına yardım edebilecek çok kuvvetli iki tane ülke var o sırada, İtalya ve Almanya. Örneğin bir aşamada İtalya'nın İspanya'da bulundurduğu asker sayısı yaklaşık 70 bin. Yani çok ciddi sayıda bir asker gönderebiliyorlar. Ve İkinci Dünya Savaşı'na hazırlanırken kullandıkları teçhizatı, uçaklar dahil, demin söylediğiniz Guernica bombardımanında kullandıkları uçaklar dahil hepsini kullanma imkanları var İspanya'da. Cumhuriyetçilerin silah alma çabalarını yani bir programda anlatırsanız e, ağlarsınız. O kadar çok suistimal ediliyorlar ki paralarıyla. Dünyada sanıyorum onlara nispeten dürüst şekilde silah satan tek ülke Meksika. Onun dışında aklımıza gelebilecek bütün ülkeler, Sovyetler Birliği dahil hepsi Suistim ediyorlar. Çalışmayan kalır. silahları gönderiyorlar Çalış, çalışma Çalışmayan silahlar, 5 liralık silahı atıyorum 50 liraya satmak falan gibi korkunç işler. Orwell'in bu tam sizin konularınız bunlar aslında nasıl gerçeğin manipüle edileceği, hakikatin daha doğrusu nasıl manipüle edileceği o zamanlardan Orwell'in düşünmeye başladığı şeyler ama Orwell okuduğunuz zaman görüyorsunuz bunları oraya gitmeden de düşünüyor. Basının rolü nedir? Niye güvenilir, niye güvenilmez diye ama çok farklısınız. Hiç çatışmanın olmadığı yerlerden çatışma haberleri geliyor. Çatışmanın olduğu yerden bambaşka haberler geliyor. Ve orada tabii ki bir de şey var. E, lokal basın var. Sadece İngiltere'deki, Fransa'daki basın değil. İspanya basını da yani Cumhuriyetçi basın da çok içine bölünmüş durumda. Çünkü bir tarafta Sovyetler Birliği'nin çizgisini yakından takip etmesi evet. beklenen, gereken bir grup var. Bir tarafta Turoşikistler var. Bir tarafta şimdiye kadar söz etmedik. işte güçsüz olmayan anarşistler var. Onlarda işçi evet. sendikalarının grubu. Barcelona'da da aslında onların elinde. Orwell'in evet. gittiği yer. Barcelona ve tamamen yine belki dinleyicilerin ilgisini çekebilir. İnsanların birbirine siz diye hitap etmesinin yasaklandığı, garsonlara baş vermesinin, berberlere baş vermesinin yasaklandığı bir 3-5 aylık dönem var. Tamamen toplum kurallarının yeniden düzenlendiği. Ve Orwell'in gittiği zaman öyle bir dönem. Ve çok hoşuna gidiyor Orwell'in bu. Yeni bir düzen kurulma konusunda bir çap olduğunu Hatta Koygun hocam şimdi siz söyleyince aklıma geldi. Evet. Ordunun içinde de anarşizm var. Sormayın. Rütbeler yok ve komutan emir veremiyor. Toplu halde erlerle beraber ortak mutabakatla karar alıyorlar. O da yani ikna, yani çok ikna etmeye çalışıyor evet, evet yapılacak evet. projele ilgili olarak. <laughs> çok haklısın. Evet. Yani çok aslında çocukça denebilecek bir savaş bir açıdan bakılınca karşı tarafta çok daha güçlü, çok daha teçhizatı olan ve daha acımasız belki bir gruba karşı savaşan daha idealist ama daha belki hümanist belki bir açıdan bir grup var. Sonuçta çok yanıltıcı değil aslında. Savaşın kaybedileceği belki 7-8 ay içinde anlaşılıyor. Evet. Peki Korgun Hocam sizce Orwell'ı bildiğimiz Orwell yapan özelliklerin hangileri bu İspanya İç Savaşı deneyiminden geldi? Bu soru aslında güzel bir soru Yalın Bey. Bildiğimiz Orwell kim acaba <laughs> diye düşündürdü beni. Bildiğimiz Orwell Çünkü değilince... adı da farklı aslında. Kendini inşa <laughs> çok <doğru>. eden birisi. <laughs> Tabii, evet. Çok doğru. Gerçek adı siz. Yani bak bak bak. Bir Eric Blair diye bir isim var. Ee, yazarlık ciddi bir yazar olmaya karar verdiği zaman ismini değiştiriyor. İsmini nasıl koyduğunu aslında bir hikayesi var. Unuttum şimdi aklımda değil. Niye George Orwell'i seçtiğini bir... E, ilk kitabı çıkaracağı zaman birkaç tane isim sunuyor yayın evine. Ama ben George Orwell'ı tercih ediyorum diyor evet, ya yine evet. bir de onu kırmıyor. Sanırım evet. Orwell babasının memleketindeki bir nehrin adı gibi kalmış. Çok doğrusu. İsim Öyle hatırladım. miydi? tamam doğru evet söz. sanki. Öyle. evet evet öyle öyle bir öyle bir ilginç isim seçimi var. Bunu sizinle konu yazıştık aslında. Bildiğimiz Orwell kim? Orwell hakkında tabii önemli birisi olmasa bu kadar yıl sonra konuşmayız, kendisinden bahsetmeyiz. Çok öngörüsü olan birisi, görüşleri nispeten erken oluşmuş biri. En önemli özelliği o galiba aldığı pozisyonlar ahlaki olarak kendi açısından doğru pozisyonlar ve o pozisyonları değiştirmiyor. Burada da Orwell'in çok sözünü ettiği, Orwell okuyunca zaten hep karşınıza çıkan bir tanımlama var. Türkçesini inanın düşündüm, çok düşündüm acaba nedir diye. Çeviriler de merak ediyorum nasıl çevrilmiştir diye. Common decency diye bir kavramı var Orwell'in. Çok kullandığı bir kavram. Ona çok neredeyse tutkuyla bağlı. En azından ideolojik olarak. Hayat öyle değil. Hayatı yani e, klasik olarak entelektüel hayatıyla kişisel hayatı iki farklı yöne Hayır. giden biri. Sanıyorum Orbel'i diğerlerinden ayıran en önemli özelliği geleceği nispeten daha erken görmüş olması ve bunu çok erken kayda geçirmiş olması. Tek tek değil o alanda en ünlüse değil aslında o zaman o zaman için. Ama söyledikleri çoğunlukla tarihi gelişmelerle doğrulanmış biri olması diğerlerinden ayırıyor bence Orwell'i. Konuşması, insanları rahatsız eden bir konuşması var aslında Orwell'in. Eşinden birazdan bahsedeyim. Eşi çok daha entelektüel, çok daha insanlarla konuşmasını daha iyi başaran biri. Orwell öyle değil. Ama Orwell o zamanların çok uzun birisi. Sanıyorum 1.90'ın biraz üzerinde, 1.91 civarında bir boyu var. Sperlerde zaman geçirmek için, orada yaşamak için çok uygun bir boy değil o boy değerlerine göre. Ve bir aşamada Orwell vuruluyor boynundan bir yara alıyor ne diyeyim gazi oluyor şeydi e, İspanya e, i̇ç, iç, iç savaşında. O da belki e, hayatını etkileyen, hayata bakışını etkileyen, mortalitesini kendisine daha çok düşündüren olaylardan biri. E, buna aslında bu, bu konuya ailinden eşinden bahsederken dönsek sanıyorum daha iyi olacak e, kitapla ilgili. Olur. Sizin eşiyle ilgili zaten bana da armağan ettiğiniz o kitap evet. var. Önemsiyorsunuz da onu Korgun Hocam, biliyorum çok, o kitabı çok. çok. İsterseniz eşiyle Orwell arasındaki bağlantıyı, birbirlerini, etkilemelerini Tabii. onun üzerinde bir Tabii. dinlemek isteriz size. Tabii. O kitap nispeten yeni çıktı Yalın Bey biliyorsunuz. Hı -hı. E, tam Türkçesi de... kibar çevireceğim, eşlik diye çevrilebilir. E, Wifedom. Orwell'in eşi... Aileen isimli bir e, kadın ve Orwell'e daha eğitimli. E, Oxford mezunu, o zaman şartlarında psikoloji mezunu ve yazar olma potansiyeli olan çok daha renkli bir kişilik. Ve bütün arkadaşları çok şaşırıyor Orwell'le evlendiği zaman. Yani sen bu adamla nasıl evlenirsin diye. Senin şey daha üstte. Hem sosyal, sosyal sınıf olarak şey. hem de daha daha albenisi olan bir kadın Orwell'e göre. Aynen ama Orwell'i çekici buluyor ki. Evleniyor ve evlendikten sonra dediğiniz gibi çok daha rahat bir hayatı bırakıp bir köyde yaşamaya başlıyorlar. Or Orwell'i nasıl bilirsiniz dediğiniz zaman ben birazcık Orwell'i azıcık şöyle biliyorum. Hani Karısını pek çok şeye kolayca ikna eden birisi olarak biliyorum. Çok kötü şartlarda bir köyde elektriği olmayan, çok eski, nemli, iyi ısınmayan, tuvaleti dışarıda olan, tuvaleti sürekli tıkanan bir yerde yaşıyorlar. Orwell'in bir köyde, kırda yaşama hayali var. Fakat bu projeyi kendisi değil başkaları üzerinden gerçekleştirmeyi tercih ediyor. O başkası da eşi. Hayvanlar alınıyor. Bir küçük dükkanı evet, gibi bir yer evet. açılıyor. Fakat bunlar sadece yapılıyor. Yani onlar oluyor Orwell yazı yazıyor bu sırada. Yani Orwell'in hayatını <laughs> bir şekilde kolaylaştırılması lazım. Bunların hepsini yapan Aylin. Ve entelektüel olarak Orwell'e baktığınız zaman evliliği öncesi, evliliği sonrası arasında neredeyse dramatik bir fark var. Üretiminde, odaklanmasında ve yaptığı işin kalitesinde. Çok ciddi farklar var. Orwell'i Orwell yapan insanların tanımasına neden olan kitapların zaten üç tane. Onların hepsi evliliğinden sonra yazılan kitaplar. Bunu da yalın ve siz yazarsanız çok iyi değerlendireceksiniz bunu. Yazarlık aslında fiziksel bir iş. Tabii ki entelektüel bir donanım gerekiyor çok ama gerek. sonuçta bir fiziksel gücünüzün olması lazım yazabilmeniz için. Şimdi belki daha kolay 1920'lere, 30'lara göre ama o zamanlarda yazarların çoğu doktora kullanıyorlar. İnanılmaz bir editleme, inanılmaz bir geri dönme ve redaksiyon çabası var. Aynı aynı zamanda sekre, sekreteri şeyin, eee, ve sıradan bir sekreter değil. Çok geri bildirim veren, yeni fikirler oluşturmasını sağlayan bir, bir eş. Ve kitaba dönecek olursak yalım diyor. Burada dönmek zorunda eski kitaba, İspanya Savaşı'yla yazdığı kitaba. Yani Türkçe Katalonya selam diye çevrilen kitap. Evlen evlendikten 6 ay sonra mektupları var Aylin arkadaşına yazdığı son derece sıradan bir şekilde "Aa bu arada George da İspanya Savaşı'na gidecek." diye neredeyse cümle arasında. Söz ne diyor? Ve kitap, yaklaşık 200 sayfa, 250 sayfa bir kitap siz de biliyorsunuz e, içinde. Aylin'in adı hiç geçmiyor. Eşim olarak, wife olarak sanıyorum 37 kere geçiyor, unuttum şimdi ama 50'den az. Bunu da en Fander yazmış. O da feminist bir yazar olduğu için Aylin'in e, teslim edilen haklarının peşinde. Beni de biraz etkiledi. Ben de Aylin'in haklarını savunmaya çalışıyorum birazcık. <laughs> Aslında Aylin, şöyle bir örnek vereceğim Yalın Bey size. Orwell gittikten bir süre sonra oradaki çiftliği devredip diyeceğim, bakacak birisine bu Orwell'in teyzesi geliyor, bu Paris'te kendisine bakan teyzesi geliyor bakmak için çiftliğe, hayvanları ona veriyor, o bakıyor ve ailenin abisi bir doktor, abisinin eşi bir doktor, çok daha varlıklı bir aileye mensup ailenin, onlarla bir yardım kamyonu doldurup hep beraber Barcelona'ya gidiyorlar. Aslında organizasyon olarak Aylin çok daha becerikli bir kadın Orwell'e göre. Hani Orwell savaşçı vesaire cepheye gidiyor ama iş, iş bitirme konusunda, haberleşme konusunda, sekreterlik konusunda çok daha başarılı Aylin. Ve Aylin oraya sadece bunun için gitmiyor. Yine Orwell'in bizimle paylaşmadığı şeylerden bir tanesi. Bu demin Poem'den bahsettik. Poem'in karşılığı olan bu İngiliz um, işçi partisinin oradaki ofisi var. O ofisin sekreteri oluyor Aylin. Ve tamamen aslında bütün oradaki işlerin içinde olan insan Aylin. Orwell cephede, işte İspanyol köylüleriyle, İtalya'dan gelmiş savaşçılarla, çoğunlukla kendi ifadesiyle beklerken... Evet, bekleme savaşı diyorlar <laughs> resmen, evet. evet beklerken, doğru. işleri yapan, oradaki haberleşmeyi yapan ve hayatı çok daha fazla tehlikede olan insan... Aylin, hayatı tehlikede? Çünkü o dönemki Ajan OPFU ajanları, bir tasfiye projesi, tasfiye de hani hani... siz artık bu işi yapmayın şeklinde bir şey değil, hani öldürülme şeklinde tasfiye projesine maruz kalan Aylin. O da beni e, Orwell konusundaki düşüncelerimi gözden geçiren geçirmeme neden olan e, bir konu oldu. Yani nasıl olur da böyle bir kitap yazıp da eşinden hiç bahsetmedin diye düşündüm. Ama sonradan da sanıyorum sizin bir şey etkiledi beni. Acaba bir ortak bir karar mı aldılar? Bu kitapta benim rolümü hiç e, geçirme diye. Çünkü o kitabı da daktilo eden bütün kitapların olduğu gibi Aylin Aylin yapıyor bunu. Acaba istemedi mi? Ben ben de şuradaydım, bak benim hayatım tehlikeye girdi. Pasaportları pasaportları polisten ben kurtardım, hapisten şu insanı ben çıkardım. Çünkü bunların hepsi gerçek, Or Orwell'in hiç yapamayacağı... ...işleri. Çoğunu... Aylin yapıyor ama bir işler bir şekilde olup Orwell'in... ...sözün ettiği işler haline. Tabii. Ee, Hatta böyle. sanırım Orwell, Barcelona'ya geri döndüğünde ülkeden çıkmak istiyorlar artık Fransa'ya evet. gelecekler önce. Ee, yine eşi yönlendiriyor onu. Bu gece tabii, gelme, tabii. otelde kalma... Dışarıda hayatını konaklayacak kurtuluyor. bir tabii, gece, tabii. evet. Çok, doğru kultürüye. söylüyorsunuz. O sırada Çok doğru hakikaten dediğiniz gibi ajanları tasfiye ediyorlar, öldürerek yani. Ee, ve Orwell'da arananlar listesinde. Ee, hatta doktoruyla da karşılaşıyor sanırım. Öyle bir flu bir şekilde hatırlıyorum. Sanıyorum olabilir. Kendi doktoruyla. Bence. Evet. Alman bir <laughs> doktoru vardı. Olabilir. Onu ben tam hatırlayamadım yani. bir Doğru söylüyorsunuz. Olabilir. Orada örneğin e, ajanlar, ajan dediğimiz insan aslında ajan değil yani e, İspanya e, şey diyorlar bunlara güvenlik kuvvetleri şöyle çalışıyor. Ruslarla yani Sovyetlerle beraber çalışıyorlar. Onlar tasfiye işinin içindeler. Bir otelde kalıyor Orwell'in eşi Kontinental Oteli'nde. O otelde de ajanlar var. En yakınlarında ajanlar var. Orwell'in kitapta son derece iyimser şekilde mükemmel bir insan. Buradaki iyi dostumuz dediği insan şey bir e, ajan. Daha sonradan ortaya çıkıyor bunlar tabii ki ee, okumalar sırasında da anlıyorum e, ne düzeyde bir ajan olduğunu. Mesela Aylin'in odası aranıyor birkaç saat sorguya çekiliyor. Bunlar Orwell'in kitabında neyse ki kimseye bir şey olmadan bu olay atlatıldı şeklinde bir cümlede geçen şeyler. Yalım beni durdurmaz gerekecek ama bir şey de söyleyeceğim unutmadan biraz sonraki konuşmamıza bağlarız. Orada önemli karakterlerden biri de George Cobb diye birisi e, İspanya'da. Orwell'in komutanı Belçikalı bir benim Alman diye kastettiğim kişi koptu. Demek ki Belçikalı. Bu Belçikalı mühendis. Tamam. Orada mühendislik yapıyor ve, ve ben doktor şey. hatırlıyordum mühendismiş evet. demek ki. evet. evet evet. Ve özellikle şu George Kopun Aylin'e aşık oluyor. Eee dediğim gibi çok albenisi olan bir kadın. Tek o değil. Başka insanların da böyle zaman içinde Aylin'e bir ilgisi var. Anne Funder'ın yazdıklarına göre aralarında bir şey yok. Ciddi bir en azından Aylin karşılık vermiyor bu, bu ilgiye. Fakat Orwell'in biyografileri sanıyorum altı tane biyografisi yazılmış. Çoğunda böyle bir ima var. Orwell'in maceraları neredeyse çok üstün kör geçiliyor Orwell biyografilerinde okuduğum <laughs> kadarıyla. Bu George Koff cephede Ha, demin onu söyleyecektim, unuttum. Aylin cepheye de gidiyor. Cephede 4-5 gün zaman geçiriyor Orwell'le beraber Mart ayında. Ve İspanya iş, iş Savaşı'nda siz de hatırlayamayacaksınız çünkü Orwell'in hiç bahsetmediği bir şey. Aylin cepheye geldi. Burada 3-4 gün Doğru, <laughs> beraber zaman geçirdi. Tamamen fotoğraflar var. Ben de fotoğrafları görünce daha da şaşırdım. Bu nasıl bahsedilmez <laughs> bundan diye. Beraber fotoğrafları var George Cobb'la. George Cobb evli kendisi çocukları da var. Aylin ve George Orwell'in evlat edindikleri çocuğu George Cobb büyütüyor. Ve şu anda İspanya'da bu savaşın olduğu bölgede bir Orwell... Cimiyeti varmış. Bu cemiyeti yöneten insanlar... Kopp'un oğlu ve Orwell ve Eileen'in oğlu beraber... çalışarak... bu şeyi, orada turlar düzenliyorlar, gelenlere işte... savaşılan yerleri, Barcelona'da çalışmaların olduğu yerleri gösteriyorlarmış. Hocam şöyle bir şeyi fark etmiş olduk sayenizde aslında. Demek ki Orwell da... kendi yazısını... aynı... İngiliz ve Fransız gazetelerinde yakındığı... bütün nitelikleri taşıyarak yazmış. Yani olup biteni değil, kendi yazmak istediği, kendi nitelemek istediği şekli yazmış ve aynı Fransız ve Alman gazetelerinde olduğu gibi bu işin sorumlularını da böyle yazmaya ikna etmiş ya. Yani. Çünkü Yanım işini değil, ben anlaşılan ikna etmiş. Çok zeki bir sonuç. ben bunu söylemeden anlatmaya çalıştım. <laughs> Yok, estağfurullah hocam ben çok <laughs> net oldu. Siz <laughs> çok net sundunuz bize hakikaten bunu. Bu ilgi çekici çünkü çoğu kişi eleştirdiği bir sürü soyutluğun somut olarak temsilcisi aynı zamanda. Demek ki Orwell'da da böyle bir mesele var. Bir sonraki programımızda buradan başlayalım o zaman Korgun Hocam. Ne dersiniz? Anlaştık. Teşekkür ederim Yalın Bey. Bugünlük ağzınıza sağlık. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? İkinci programa bırakırız onları Yalın Bey. Hatırlarsan tamam. o zaman. Çok tamam. teşekkür ederim. Sağ olun. Korgun Hocam ben teşekkür ederim tekrar. Görüşmek üzere.